Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte Ankara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 22 ve 23. hafta videolarına başlıyoruz. Bu sefer niye 2 hafta birden verdiniz? Çünkü toplamda 10 video seni bekliyor. İstediğin şekilde parçala diyeceğim ama mantıklı olan parçalama şu şekilde. 7 videoyu 22. hafta, 23. haftayı da sonraki böyle 8, 9, 10 videolarını yaparsan parçalama böyle daha iyi. Ama baktın 7 video seni yoracak gibi, böyle 5 videoda falan da kesebilirsin. 5'e 5 de ayırabilirsin. Tamamıyla sana bırakıyorum. Burada niye 10 video çıktı? Normalde 7 videoyla falan bitirebilirdik gibi duruyor. İşte konuları birleştirirsek çünkü bazı derslerde böyle tek sayfalık falan konu anlatımım olacak. Ama konu bütünlüğü bakımından bu şekilde yapmak zorundaydım. İkisini birden birleştirirsem istediğim mantığı sana veremezdim ve çok uzayacak, stresi falan filan hiç yaşamak istemedim. Senin de bu şekilde sıkılmanı da istemedim. Yani analitik geometriyi bu şekilde yapacağız arkadaşım. Analitik geometride doğru analitik kısmı aşırı derecede önemli. Lütfen dikkatli bir şekilde dinle. AYT'de karşına çıkacak. Yani nokta analitiği ile birlikte, dönüşümle birlikte 4-5 tane birden çıktığında biliyorsunuz zaten. Doğru analitik kısmı bunların en önemli kısımlarından birisidir. Yani 2 soru ya da 3 soru çıkacak olan kısımdır. O yüzden çok dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Şimdi ilk dersimizde, yani 22 ve 23. haftanın ilk dersinde ne anlatacağız size? Doğru analitiğinde ilk kısım, olmazsa olmazımız eğim. Doğru analitiği eğim üzerine inşa edilmiştir. Bu ilk iki videoda eğimden bahsedeceğim zaten sana. İlk önce eğimin tanımından bahsedeceğim. O yüzden bu dersi çok dikkatli bir şekilde dinle. Çünkü eğimi bilmeyen analitik geometriyi yapamaz. Evet, kitabımızda da sayfa numarası 205 ve 206'yı işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle eğimin tanımıyla başlıyoruz. Neymiş eğim? Bir doğrunun x eksenine pozitif yönde yaptığı açıya doğrunun eğim açısı diyoruz. Bu açının tanjantına da doğrunun eğimi diyoruz. Pozitif yön dediğimiz saat yönünün tersidir. Yani şurada bir doğru x ekseniyle yaptığı açı, işte şuradaki açı. Ama eksenden başlıyorsun, hop saat yönü tersinde böyle gidiyorsun. Mesela doğrumuz böyle olduğu zaman açımız buradaki açı değil. X eksenine yaptığı açı burası değil. Yani eğim açısı burası değil. X ekseninden başlıyorsun, hop şöyle doğruya değene kadar. Tamam, pozitif yönü saat yönü tersinde gidiyorsun. İşte x ekseninde yaptığı açı alfa ise eğer, biz bu açının tanjantına ne diyoruz arkadaşlar? Eğim adını veriyoruz. Ve genelde eğim de M harfiyle gösteriliyor. Eğim dediğimiz şey tanjant alfa eşit. Tanjant alfanın da ne demek olduğunu biliyorsun sen. Şuraya alfa diyecek olursam tanjant ne demektir? Karşı bölü komşu ödü, değil mi? Alfanın karşısı A. Yani burada tanjant alfa A bölü B'de. Biz bu tanjantı bu özellikle eğimde çok kullanacağız dostum. Tamam, haberin olsun. Tanjant alfaya dikkat edeceğiz. Evet, mesela şöyle bir örneğimiz var. Şöyle bir örnekte hemen tek tek bakalım. D1 doğrusunun eğimi nedir? Hocam burası 4 birim, burası 3 birim. X eksenine pozitif yönde yaptığı açı burası. Hocam bu açının tanjantı ne olacaktır? Eğim tanjant alfaya eşittir. O da karşı bölü komşu, yani 4 bölü 3'e eşittir. Peki öbürüne bakalım. Hocam D2 doğrusu eğimi 30 derece gördük diye direkt tanjant 30 değildir. Hocam burası 30. Burası da 30. 30 burası 60 mı yaptı? Evet. Ters açıdan burası da 60. Eğim açısı işte tam olarak burasıdır. Yani tanjant 60 bana eğimi verecektir. Tanjant 60'ı da bulurken ne yapacağım? Hemen bir 30-60-90 üçgeni çizeceğim. 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı 1 iken 90'ın karşısı 2, burası da kök 3 ya. Tanjant 60'da ne yapıyor o zaman? Karşı bölü komşu. Yani kök 3 bölü 1'den kök 3 olarak çıkar. Sonra bu şıkkına bakalım. 45 derece demeyelim hemen. Ters açıdan dolayı burası da 45, burası da 45. Ama x eksenle pozitif yönde yaptığı açıya bakacağım. Yani burası. Yani burada kaç isteniyor benden? Eğim dediğimiz tanjant 135. Arkadaşım tanjant 135 nedir? 180'e tamamlayanın eksilisidir. Yani eksi tanjant 45'e eşittir. 45-45-90 üçgeni lazım bana. 45-45-90 üçgeninde 1-1 kök 2 diyorduk. O zaman bu da neye eşit oluyor? Eksi. Bak eksi işaretinden dolayı. Eksi ne oluyor arkadaşlar? Tanjant 45'te 1 bölü 1'den dolayı ne yapıyor o zaman? Eksi 1 yapıyor. Bu doğrunun eğimi. Peki şuraya gelelim. Hocam burada kaçının tanjantı? Değil. X eksenine yaptığı açı derken böyle değil. Sen niye arayacaksın? Hop, şurada kaçının tanjantını arayacaksın. Hocam burası alfa. Burası da ne yapıyor? 180 eksi alfa yapıyor da 180 eksi alfa demeyeyim. Şuraya da beta diyeyim. Ya normalde açımız, eğimimiz nedir arkadaşım? Tanjant alfaya eşittir. Tanjant alfa ama burada geniş açı. Ne yapacağız? Dik üçgene karşılık gelen yerdeki açısına bakacağız. Ama biraz sonra daha kolayını da söyleyeceğim ben sana. Hocam bu alfa, bu beta da 180'e tamamlayanı. 180'e tamamlayanın eksilisi değil miydi? Evet. Bak alfa ile beta birbirini 180'e tamamlıyor.
Yani 120 olsaydı eksi tanjant 60 diyecektik. E alfa 180'in tamamının yanı beta ya. Tanjant alfa eksi tanjant beta'ya eşittir. Tanjant beta'yı ben bulabiliyor muyum? Evet, buradaki dik üçgenden bulabiliyorum. Şuradaki kenar 1 birim, buradaki kenar da 2 birim. Tanjant beta da neye eşit oldu hocam? Eksi başında geldi. Karşı bölü komşudan dolayı 1 bölü 2 de yazdık ve cevap eksi 1 bölü 2 yaptı. Şu hatayı yapma hocam, burası uzunluk olarak alıyoruz. Eksi 1 falan, eksi 2 falan deme buraya, tamam mı? Evet, bu şekilde eğim açısını bulduk. Daha sonra tanjant değerleri bize neyi veriyormuş? Eğimi veriyormuş. Ya hocam, eğim dediğimiz negatif nasıl olur? Ya bu şeyinden dolayı arkadaşlar, ne derler? Yönünden dolayı. Yani pozitif yön negatif yönden dolayı geliyor. Aslında yönden dolayı, tamam, trigonometrik olarak. Yani şöyle düşünebilirsin. Sağa gittiği zaman pozitif, sola gittiği zaman negatif diye düşünebilirsin. Yani şöyle yokuşu düşünebilirsin. Bak burada ne yapıyorsun? Bir adam var burada. Bu adam bak ne yapıyor? Hocam sağ tarafa doğru gidiyor. Sağ tarafa doğru gittiği zaman ne yapıyor? X ekseninde artı sonsuza kadar gidiyor ya. İşte o şekilde düşünebilirsin. O zaman eğim pozitif. Bu adam ne yapıyor burada? Bu adam da burada böyle x ekseninde eksi sonsuza doğru gidiyor. O şekilde aklında kalabilir. Eksi sonsuza doğru gittiği için de eğimi de negatif olacak diyoruz sadece. Tamam mı? Yoksa şey değil. Ya da yokuş aşağı iner gibi de düşünebilirsiniz. Ya da bu adam hep sağa doğru gitmeyi düşünecek olursak eğer, sağa doğru gittiği zaman eğim pozitif, yani eğim var. Aşağı doğru gittiği zaman da koştur koştur gidiyoruz. Yani eğim yok, hatta negatif oluyor gibi de düşünebilirsiniz. Eksilik, negatiflik ya da pozitiflik bu anlamda pozitiflik ya da negatifliği bu anlama yükleyebiliriz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet, şimdi gelelim şöyle bir nota. Arkadaşlar şimdi tanjant değerlerine göre bu negatifliği ve pozitifliği biz kolaylaştırabiliriz. Şimdi bir doğru. Sıfır ile eğim açısından bahsedeceğim şimdi daha doğrusu. Şöyle bir doğru. Bu şekilde ise eğim açısı ne yapıyor arkadaşlar? Alfa yapıyor. Yani alfa ne oluyor burada? Eğim açısı bak 0 ile 90 derece arasında. Çünkü 90 derece şu değil mi arkadaşlar? Evet. 0 da burası. Bak buradaki açı ne oldu? 0 ile 90 derece arasında. 0 ile 90 derece arasında olunca eğim tanjant alfaya eşittir. Tanjant alfa da birinci bölgede nedir arkadaşlar? Birinci bölgede bu artı ya artı ya. Şöyle bu kosinüs, bu da sinüs ya. Tanjantta neye eşitti? Hocam tanjantta sinüs bölü kosinüs eşitti. Yani artı bölü artıdan tanjantın işareti nedir burada? Artı. E tanjant birinci bölgede artı olduğundan eğim ne olmak zorunda arkadaşlar? Açımız eğer 0 ile 90 derece arasındaysa eğim pozitiftir. Yani şuna bakacak olursan eğim pozitif. Hatta bu doğru böyle 0 ile 90 derece arasında olunca nasıl oluyor? Sağa yatık oluyor. He, sağa yatık bir doğru. 0 ile 90 derece arasında olduğu için eğimi nedir diyeceğiz arkadaşlar? Pozitiftir diyebiliriz. Peki 90 derece ile 180 derece arasındaysa bak o zaman ne olacak? Eğim açısı şöyle olacak. Bak 90 derece şuraya kadar geldiği zaman bak 1 2 3 4 5 90. 90'dan daha büyük olduğu zaman, 90 ile 180 derece arasında olduğu zaman, hocam 180'den büyükse ne oluyor? Şöyle oluyor. E böyle olması demek zaten sağa yatık olması demek. Eğim açısı şuradaki açı oluyor. Zaten dar açıya düşüyor. O yüzden 90 ile 180 derece arasında. Hocam 90 ile 180 derece arasında olması demek, yani şu bölgede olması demek. Bu bölgede kosinüsün eksi, sinüsün de ne olması? Artı olması anlamına gelmiyor mu? Yani sin bölü kos da negatif olması anlamına geliyor. O zaman ne diyeceğiz? Tanjant alfa sıfırdan küçüktür. Ve burada 90 ile 180 derece arasında olduğu zaman bu doğru aynı zamanda ne oluyor? Sola yatık oluyor. O zaman biz burada da sola yatık bir doğruların eğimi direkt nedir diyecektik? Nedir diyebiliriz arkadaşım? Negatiftir diyebiliriz. Şimdi bunu biraz anlayalım. Sağa yatık doğrularda eğim pozitif, sola yatık doğrularda eğim negatif. Biz artık işimiz daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Şöyle sorular geldikten sonra. Buna baktın, eğim pozitif hocam. X ekseninde yaptığı açıya bakarsın böyle. Hocam buradaki açı artık işte pozitif açısı bilmem ne falan filan gerek yok. Ama sen şuradaki eğim açısını yine bil. Eğim açısı nedir? X ekseninde pozitif yönde yaptığı açı. Belki eğim açısıyla ilgili bir yorum gelebilir. Ben sana sadece eğim bulurken pozitif ya da negatif kısa yoldan bulmayı öğretiyorum şimdi. E burada sağa yatık, buradaki açının x eksenine yaptığı açıya bakarsın. 4 bölü 3 hocam pozitif. 4 bölü 3. Sonra geldim buraya. Hocam buradaki açı. E direkt 60 derece sağa yatık. Direkt tanjant 60 diyebiliriz. Yani kök 3. Şuraya baktığın zaman bak sola yatık. Eğim negatif. X eksenine yaptığı açıya bakarsın. Hocam 45 derece. O zaman eksi tanjant 45 diye direkt cevabı ulaşabilirsin. Mesela buraya baktığında hocam buradaki üçgende, şuradaki üçgende x eksenine yaptığı açıyı bul. Hocam x eksenine yaptığı açı burası. Ama dik üçgenli açısını bulmaya çalışacağız ya. Sonra
Bu açının tanjantını bul. 1 bölü 2 sola yatık olduğundan da eksi 1 bölü 2 diyebilirsin. İşte işimizi bu sağa yatıklık ya da sola yatıklık bu şekilde kolaylaştırıyor. Haberin olsun. Şimdi açımız 0 derece ise. Hocam açımız 0 derece ise o zaman ne olacak? X ekseniyle yaptığı açıdan bahsediyoruz. X ekseniyle bir açı yapmıyor demektir. Yani y eksenine dik demektir. Sen bu adamı buraya koy. Sen bu adamı buraya koydun. Buradan yürüttün. Yürüttüğün zaman aa ne kadar güzel. Dümdüz yolda gidiyorum. Eğimi var mı? Yok. Eğim yok da demeyeceğiz de. Eğim sıfırdır. Yani ne oluyor? Tanjant. Açımız sıfır ya. Eğim tanjant sıfıra eşittir. O da sinüs sıfır bölü kosinüs sıfır. Sıfır bölü birden neye eşit oluyor? Sıfıra eşit oluyor. Yani dümdüz yolda eğim sıfırdır diyeceğiz. Peki adamı koydum buraya. Şimdi x ekseninde. Şuraya koydum. Hadi bakalım. Şuradan düz duvara tırman desek ne dersiniz? Z kuşağı hemen şu diyecek. Ya hocam ben tırmanalım dedi. Hatta 2-3 adım atmaya çalışacak. Evet atabiliyor musun? Ya da sürekli olarak yürüyebilir misin? Kesinlikle yürüyemezsin. En fazla 2 adım atarsın. Ya şimdi yorumlarda şey gelecek. Hocam 3 adım attım, 5 adım attım diyenleriniz olacak. Evet ama daha fazlası da olmaz sanki değil mi? Evet Spider-Man misin kardeşim? Olmaz. Düz duvara tırmanamazsın. Burada eğim açısını 90 derece zaten trigonometrik olarak düşünecek olursak tanjant 90 nedir? Sinüs 90 bölü kosinüs 90 o da 1 bölü 0'dan tanımsızdır. Evet zaten bunları da sen kendin tanjant 90'dan ya da tanjant 0'dan da eğim 0 ya da 90 derece olduğunda da bunu trigonometri bilgine dayanaraktan buradaki sonuca ulaşabilirsin. Evet yani ne anladık? Sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa negatif. Hocam 0'sa eğim 0 oluyor. Tanjant 0'dan geliyor zorlanırsan. 90'sa da tanımsız oluyor. Kardeşim bunu yazacaksın sadece. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi bakalım. Şimdi geldik şuraya. Örnek 2'ye. Örnek 1'i biraz önce yapmıştık. Şimdi örnek 2'deyiz. Hocam bu doğrunun eğimi isteniyor benden. Bu doğrunun eğimini nasıl bulurum? Tanjant alfa. X eksenine yaptığı açının tanjantı. Hocam burada kaç? Ya geç bunları. Öğrendik. Hocam sola yatık olduğundan dolayı şurada kaçın tanjantını bulsam benim için yeterlidir. Yani eğim eksi tanjant alfaya eşittir direkt. Şimdi dikdörtgenleri böyle kağıt üzerinde böyle koymuşuz dikdörtgenleri. E dikdörtgenleri koyduk. Bak dikkat et. Eş dikdörtgenleri koymuşuz. Bu şekilde ÖSYM bu dili de sever. Eş dikdörtgenlerle sen ne yapmışsın? Kısa kenarlarıyla bak uzun kenarı tayin edebiliyorsun. Hocam ben buraya A dersem. Burası da A, burası da A. A burası 3A iken. Hocam burası da 3A oldu. Yani uzun kenar kaç A oldu? 3A oldu. E o zaman burada da eş dikdörtgenler olduğu için burası da 3A, burası da A mıdır? Evet. Şuradaki dik üçgene bakacak olursak eğer tanjant alfa nedir? Hocam 3 bölü 4. Yani başında da eksi vardı. Eksi 3A bölü 4A'dan o zaman eğimi ne buluruz? Eksi 3 bölü 4 olarak buluruz. Hemen ilk işin eğimin pozitifliği ya da negatifliği. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet. Geldik örnek 3'e. Şunlar eşit verilmiş. E burası da eksi 2 noktası verilmiş. Yani burası 2 birim. Hocam ikizkenarlık var ve taban mevcut. Hangi konuda olursak olalım ne yapacağız? İkizkenar üçgende tabanla mevcutsa insan olan ne yapıyorsa onu yapacağız. Ne yapıyor? Tabana ait yükseklik yavrum konuşamadım. Tabana ait yükseklik çizeceğiz hocam diye bağırdığınızı duyar gibiyim. Evet. 5 5. Alan ABC'yi de vermiş. Oo zaten yüksekliği de çizmeliydik. 10 çarpı h bölü 2 eşittir 60'tan. H'ı buradan 12 buluruz. Hocam h 12 ise o zaman burada 5 12 13 üçgeni. Burası da 13. Bitti. D doğrusunun eğimi. D doğrusunun eğimi. X eksenine yaptığı açının tanjantına bakacağım. Sağ yatık mı? Sağ yatık. O zaman pozitif. Hangi üçgende? İşte buradaki dik üçgende. Dik üçgen hala hazırda var. Eğim direk artılı tanjant alfaya eşittir. Tanjant alfa da 12 bölü şu kenar. Yani 20. 12 bölü 20'ye eşit oldu. Böl 4'e 3. Böl 4'e 5. Yani eğim 3 bölü 5'e eşit olur. Örnek 3'ü 3 bölü 5 bulduk. Geldik örnek 4'e. Koordinat düzleminde bir kenarı 6 birim olan karenin C köşesinde ve orijinden geçen doğrunun eğimi 2 bölü 3'tür. Hocam bu doğrunun eğimi 2 bölü 3'müş. Zaten sağa yatık pozitif olduğu da belli. Hocam bunun eğimi 2 bölü 3'se bunun tanjantına bakacağım. Burada dik üçgen var hocam. 2K'ya 3K diyebiliriz. Ama ne gerek var kardeşim sayıya baksana. İlla dik üçgen burada mı var? Bak dik üçgen büyüğünde de yok mu şöyle? Var. Yani bunun eğimi neymiş? 2 bölü 3. Hocam karşı bölü komşu 2 bölü 3 yapacak. Şuraya A diyelim. 2 bölü 3 eşittir. Nedir? 6 bölü A'dan 3 katı 3 katı A'yı buradan 9 buluruz. A 9 ise burası 6 burası 3 birim değil midir? Evet. Sonra şekildeki kare 17 birim sola ötelendiğinde. Hadi bakalım 17 birim sola öteleyelim.
Mesela B noktasını 17 birim sola ötelersem. Hocam 9 birim ötelersem orijine gelir. 8 birim daha ötelemem lazım. 8 birim daha öteleyince o zaman buraya geldi. Yani şuradaki uzunluk 8 birim. En sağdaki köşe böyle. O zaman bizim karemiz böyle mi oldu? Evet. Karemiz bu şekilde oldu dostlar. Ben bunu böyle öteledim. Bu buraya denk geldi. Sonrasında 17 birim ötelediğimde bak B köşesi buraya geldi. Hatta karenin bir kenarı 6 ya. 8 6 daha 14. 3 daha 17. A köşesi de buraya gelmiş oldu gördüğünüz üzere. C noktasının yeni konumu. C noktasının yeni konumu bak buradayken sağ üstteydi. Burada mı oldu yine? Evet. C noktasının yeni konumundan geçen doğrunun eğimi nedir diye soruluyor. İşte bu doğrunun eğimi soruluyor arkadaşlar. Orijinden ve bak orijinden ve C noktasının burasından geçen bu doğrunun eğimi. Hocam çok basit. Tanjant alfaya bakacağız. İşte buradaki tanjant beta'ya bakacağız ama öncelikli olarak buradaki doğrumuz eğimi nedir? Pozitif midir? Negatif midir? Tabii ki negatiftir. Çünkü sola yatık olduğundan dolayı negatiftir. O zaman eksi tanjant beta'ya eşittir. E hocam karenin bir kenarı 6 idi. Yani şuradaki dik üçgenden sonuca ulaşacağız. Eksi tanjant beta eksi 6 bölü 8'den dolayı cevap eksi 3 bölü 4 mü çıkar? Evet. İşte bakın analitik geometriyi de yeni nesile çeviriyoruz. Öteleyerek falan filan. Ya öteleme yansımayı bunları işleyeceğiz ama en azından burada bir şeyi alıp başka bir yere ötelemeyi şekil üzerinde burada da ilk etapta da yapabiliriz. Bunlar önemli sorular. Lütfen dikkat edin. ÖSYM buna önem veriyor. Hatta biz böyle bir soru yazmışız. Bak kaç senedir duruyor kitapta. Geçen sene mi? Geçen sene çıkması lazım. Yok. Geçen sene değil. Ondan önceki sene. Bak bunun benzeri soru çıktı. Öteleyip de bir soru çıktı. Aynı bunun mantığında yani. Tuttur. Bak şimdi uyanıyorum. Tutturduğumuz sorular arasında diyebiliriz. Mantığı aynı yani en azından. Evet örnek 4. Eksi 3 bölü 4 geldi. Geldik örnek 5'e. Sözel bir soru anlamaya çalışalım. Analitik düzlemde 0'a 4 noktasından geçen doğrulardan ikisinin eğimi bu ve bu. Şimdi analitik düzlemde 0'a 4 noktasından geçen. Biz normalde ne yapıyorduk? Analitik düzlem çizmiyorduk. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çiziyorduk. Ama ben şu tavsiyede bulunuyorum her zaman. Şimdi de bulunuyorum. Özel bir durumlar verilmişse işte x ekseni, y ekseni ya da x ekseni üzerinde bir nokta falan filan verilmişse onu analitik düzlemde göstermek daha mantıklı olacaktır. Ki en son bu iki doğrunun x eksenini kestiği noktaların arasındaki uzaklık soruluyor bize. O zaman analitik düzlem çizelim. Analitik düzlem çizip yorumlayalım arkadaşlar. Şöyle bir analitik düzlemi çizdim. 0'a 4 noktası nerede? İşte tam olarak burada. 0'a 4 noktasından geçen doğrulardan ikisinin eğimi. Bir tanesinin eğimi eksi 2 bölü 3 yani sola yatık olacak. Buradan geçen ve sola yatık olan bir doğru şöyle bir doğrudur. Ondan sonra buradan geçen ve eğimi de 1 bölü 2 olan 1 bölü 2 olan doğrunun eğimi de doğru da eğimi de pozitif olduğu için sağa yatık olmak zorunda. Yani sola yatık bir doğru ve sağa yatık bir doğru çizdik. Kırmızı doğru eğimine eksi 2 bölü 3. Eksi nereden geliyor? Sola yatıktan geliyor. Yani bunun eğimi 2 bölü 3 olacak. O zaman bunun eğimi 2 bölü 3 ise x eksenine yaptığı açıya bakarım. Bak şuradaki eğim açısından bahsetmiyorum farkındaysan. Artık sağa yatık sola yatıklığı daha da kısa bir şekilde yapabiliyorum. Tanjantı 2 bölü 3 olacak. E hocam tanjantı 2 bölü 3 olacaksa karşı bölü komşu 2 bölü 3 olacak. Ya burası 2K 3K yazmak daha doğru olur ama olsun sayı diye verelim. Çünkü sonuçta da noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Gerçi 2 bölü 3 yazdık ama bence buraya 2K buraya 3K yazalım. Çünkü niye? Buradaki nokta 0'a 4 noktası. Aa hocam şurası 2K eşittir 4 oldu. K'yı da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. K 2 ise o zaman burası kaç yaptı? 4 yaptı. Burası kaç yaptı? 6 yaptı. Sonra gelelim şuraya. Diğerinin eğimi de 1 bölü 2. Yani x eksenine yaptığı açının tanjantına bakacağım. Tanjantı 1 bölü 2. E o zaman 1'e 2 olacak. 4 ise burası direkt 8 olur mu? Olur. Yani şuradaki uzunluk isteniyor bizden. Cevapta ne olacak? 14 olacak. Çünkü x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık isteniyor benden. 8 ile 6'nın toplamı 14. Bak bu soru da ÖSYM seveceği türden bir soru. Lütfen buna da dikkat edin. İşte böyle sözel sorularla da karşılaşabiliriz. Zor mu? Bence değil. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 6'ya ve son sorumuz. Şimdi analitik düzlemde çizilen iki özdeş karenin ortak noktası K eksi 5'e 10 noktasıdır. Evet K noktası eksi 5'e 10 olarak verilmiş. Eksi 5'e 10. Şimdi analitik düzlemde bir nokta verilmiş ise ne yapacağız? Eksenler olan uzaklıkları bizim için önemli değil mi? Evet. Hocam zaten ne diyoruz her zaman? Doğru nokta analitiğinde zaten biz bunu söyledik. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenleri olan uzaklıkları bizim için aşırı derecede önemli. O zaman şöyle eksene olan uzaklığı, böyle eksene olan uzaklığı. Hocam o uzaklığı zaten burası. Dik ya y eksenine. Çünkü bu kare olduğundan dolayı özdeş kare bir de bu da.
Hocam burası eksi 5 noktası. Eksi 5 noktası olduğundan dolayı şurası 5 birim. Sonra burası da 10 noktası. Yani şuradaki uzunlukta kaç birim arkadaşım? 10 birim oldu. Tamam. Aa, burası 5. Şurada bir dikdörtgen var ya. Hocam burası da 5. E o zaman burası da 5. Özdeş kare olduğundan burası da 5 mi? Evet. Şurası da 90. Burası da 90. E soruda aslında şimdi ne oluştu? 90'lar havada uçuşuyor. E dal alfa beta ya. Alfa beta. Ters açıdan beta beta 90 alfa. Yani senin şuradaki üçgeninle şuradaki üçgenin benzer oldu. Hatta beta'nın karşısı 5, beta'nın karşısı 5 olduğundan dolayı bunlar ne oldu? Eş üçgen oldu. Madem eş üçgen, alfa'nın karşısı A ise alfa'nın karşısı burada da A'dır. A burası 10 değil mi? Evet. Yani burası ne kaldı? 10 eksi A mı kaldı? Aynen öyle. 16 gibi duruyor ama bak burası 10'du. Şöyle eksi 5'e 10 noktası olduğundan dolayı. Şuradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? Pisagor bağıntısı çıktı. Hadi bakalım Pisagor bağıntısını yapalım. 10 eksi A'nın karesi eşittir 5'in karesi artı A'nın karesinden 100 eksi 20 A artı A kare eşittir 25 artı A kare oldu. A kareler gitti. Bunu buraya attık. 75 eşittir 20 A yaptılar. 5'e bölsen kaç yapar? 15. 5'e bölsen 4. A'yı 15 bölü 4 bulduk. Tamam. A 15 bölü 4 ise şuraya yazdık. 15 bölü 4 diye. Şimdi benden D doğrusu neymiş deniyor. Hocam D doğrusu ney mi? Bu açının tanjant değil midir? Evet. Ama bak nasıl? Dikkat et. Sola yatık bu doğru. Hocam sola yatık olduğundan dolayı eğim eksi tanjant alfaya eşittir. Yani eğim eksi tanjant alfa. Şu kenarı da bulduk zaten. 15 bölü 4 bölü 5'e eşittir. Hocam şunlar sadeleşince buraya da 3 kalır. O zaman eğim de eksi 3 bölü 4 yapar mı? Yapar. Yani cevabımız eksi 3 bölü 4 oldu. Gerçekten bu da güzel bir soru arkadaşlar. Yani burada çok hoş sorularla bak eğim ve tanımıyla ilgili sadece tanımıyla ilgili en temelden aldık soruları böyle en uç noktaki sorulara geldik. Ama hiçbiri de yapılamayacak bir soru değil. Hepsi de ÖSYM tarafından sorulmaya aday sorulardır. İnşallah anlamışsındır. Evet şimdi eğimin tanımıyla ilgili yapılabilen sorulardan bahsettik. Sırada ne var? İki noktası bilinen doğrunun eğimi var. Onu da ne yapalım? Bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. O zaman bir sonraki videoda yani ikinci videoda 22 ve 23. haftanın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.